Zetkin İbo, hoş geldin. Şimdi altın yumurtlayan kazı size tanıtacağım anne. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu neymiş? Hikayeli sticker çıkartma Evet. kitabı. Şimdi size göstereceğiz Neydi arkadaşlar. kitabın adı? Bir dakika. Altın yumurtlayan kas. Şimdi arkadaşlar bunlar var. Böyle yapıştırmalar var ya arkadaşlar. Stickerları var. Önce bir şunları anne kopartalım bu Dur ben seni yapıştırmaları. kopartayım. Arkadaşlar böyle sticker'lar var arkadaşlar şöyle. Evet, altında da numaraları var Evet stickerlerin. arkadaşlar. Şimdi bunlar şöyle bir şey bu arkadaşlar. Şimdi buradaki sayılar var ya arkadaşlar. Böyle resimler. Olsun. Ona göre bunlardan böyle çıkartıp Hadi hem yapalım hem de gösterelim. yapıştırıyorsunuz. Baştan Hadi. başlayalım. Ne demiş? Bir zamanlar demiş. Bir. Bunun adı ne ki? Bir zamanlar çok fakir bir adamdı. Bu adam çok fakirmiş. Evet, sticker'ını bul. Bir numara. Bir numara Evet, mı? bir numarayı bulacaksın. Şey ben bunu alıyorum. İki numara yok. Sen biri bul, yapıştıralım. Hangisi ki? Bir koy bakalım. Dur bir. Şu. O da var ama bak burada da var aynısı bir numara diyor. Bunu yapıştıracağım. Şimdi bir numarayı bulduk. Buraya yapıştırıyorsun. Bir zamanlar diyor. Şimdi Çok ikinci fakir bir numara. adam vardı diyor. Biri kız biri erkek iki çocuğa sahipti. Küçük bir kulübede yaşamak zorundaydılar. Şöyle bir kulübeleri varmış. İki numara kulübeyi buluyorsun. Çıkartıyorum. Bir yandan da hikayeyi dinlemeyi unutma ama. Tamam. Deniyorum. İki numara. Evet yapıştır. Evet, kulübede yaşamak zorundaydılar. Gıda ve kıyafet alabilecek tek kuruşları bile yoktu. Adam para kazanmak için çok uğraştı ama olmadı. Arka tarafında da var ama iki numara diye. Küçük bir toprak parçasını ekin ekti ama kuraklık yüzünden hiç verim Kuraklık ne alamadı. demek? Kuraklık hiç su yağmamış, kuraklık oluşmuş, kuruluk oluşmuş yani yağmur yağmamış hiç. Bak çok fakirlermiş, üstleri başları bile yırtık yırtık hep böyle şey yapmışlar Evet. gördün mü? Ne Niye yapmışlar? yıldık ki? İşte fakirmiş de hiç Yıldık paraları şey mi yokmuş. almışlar? Hay kendi üstleri öyle eskimiş yamamışlar. Şimdi diyor ki bir gün fakir adam ve karısı konuşuyorlardı. Evet, konuşan fakir bir adamı buluyorsun. 3 numara. Çocuklar 2 gündür hiçbir şey yemediler. Şunlar. Şuraya 3 numara. Anne bu Ha da sana mı bu buldun? var. O da 4 numara. Çocuklar. Çocuklar 2 gündür hiçbir şey yemediler. Çok açlar dedi. Fakir adam çocukların yüzlerindeki ifadeye şahit oldu ve kendini çaresiz hissetti. Zavallı karısı ağlamaya başladı ve dua etti. Allah'ım lütfen bize yardım et. Çocuklarımızı kötü durumda görmeye dayanamıyoruz. Sonra adam toprak ağasının evine borç para almak için gitmeyi planladı. Ertesi gün büyük bir ormandan geçerek öyle gidiyor, köye gidiyordu. Yol kenarında hayatında daha önce hiç görmediği çok büyük ve çok güzel bir ev gördü. Muhteşem evin duvarları güneşin altında parlıyordu. Evin kapısının önünde koyu renk elbise giymiş güçlü bir adam dikiliyordu. Fakir adam eve girmek için hareket edince muhafız onu durdurdu. Muhafız da yapıştır. Muhafız oldan daha güzel görünüyor anne. İşte muhafız işte. Muhafız Onlar fakir ya, o fakir adam bu muhafızmış. Muhafız da fakir. Evet, şimdi. Adamı sorguya çekti. Adam buraya büyük umutlar besleyerek toprak ağasıyla konuşmaya geldim dedi. Evet, adamı bul bakalım. 6 numara. Dur. Sen gelme. Arkadaşım. Doğum altı. Muhafız Bu efendim, çocuk. sizin için izin Bu çocuk almalıyım çok dedi.
efendisiyle görüşmeye gitti. Bakalım. Evet, muhafızı. Az sonra muhafız fakir adamı efendisinin bulunduğu odaya aldı. 7 numara. Bir tane de 8 numara var. Dur. Merhaba efendim dedi fakir adam. Numara. Toprak ağası otur benden ne istiyorsun diye sordu. Fakir adam efendim ben fakir bir çiftçiyim. Tarlada ekin yetiştiremiyorum. Çünkü yağmur yağmıyor. İşte 8 numara. Evet onları da yapıştırdın. Bütün paramı buna yatırdım ama hiçbir verim elde edemedim. Sizden ailem yiyecek alabilmek için biraz para istiyorum dedi. Toprak ağası neyi teminat göstereceksin bana diye sordu. Fakir adam teminat olarak verebileceğim hiçbir şeyim yok efendim. Toprak ağası öyleyse kusura bakma sana para veremem. Fakir adam hayal kırıklığına uğrayarak köyüne doğru yola çıktı. Yolda giderken bazı sesler duydu. Arkasına baktığında bir kazın tek başına tarlada durduğunu gördü. Fakir adam kazı aldı ve evine götürdü. Adamın karısı bu kazı görünce çok sevindi. Bakın arkadaşlar tırnak yaptı. Hadi tırnağından yapıştır onu yerlerine. Tamam. Kazı bulmamışsın daha 10 numara. Aa onu ben görmemişim. Hı hı. Evet kaza bir yuva yapmış ve içine yerleştirmiş. Ertesi sabah adam kaza yem vermek için yanına gitti. Yuvada parlayan altın bir yumurta buldu ve gözlerine inanamadı. Evet altın yumurta yapmış kaz. Karısını çağırarak şu altın yumurtaya bak dedi. Kadın yumurtayı görünce mutlu oldu. Karı koca kazı gözetlemek için geceleyin plan yaptılar. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Kaz yoktu. Nereden çıkardın kaz yoktu? Bence kaz ve heyecanlı yok. Olacakları beklemeye başladılar. Kaz yumurtlayınca altın yumurtanın kazdan çıktığını ikna oldular. Hemen onu kuyumcuya götürmeye karar verdiler. Kuyumcu yumurtayı inceledi ve yumurtanın saf altın olduğunu söyledi. Fakir çift bunu duyunca sevindiler. Çünkü hayatlarında hiç pırıl pırıl parlayan bir altın yumurta görmemişlerdi. Kuyumcu yumurtayı bir para karşısında satmalarını teklif etti. Karı koca aralarında konuştular ve yumurtayı sattılar. Yolda bir şekerci dükkanı gördüler. Karısı adamdan biraz şeker almasını istedi. Sonra tarlayı sürmek için bir çift boğa ve çocuklara süt vermesi için bir inek aldılar. 14'ü mü bulamadın? Dur sen gösterme. İşte arkadaşlar büyük bir tırnak. Evet resimli. Hadi yapıştır bakalım. 14 numara. Evet. Ama çok dikkatli bakmak. Çünkü bazı yanıltıcı şeyler olabiliyor. Evet. Karınları doyana kadar yemek yedikleri ilk akşamdı. Muazzam servetlerini düşünüyorlardı ve bu gittikçe inanılmaz bir hal alıyordu. Gerçekten de servet oldu. Çünkü ertesi günde yuvada bir altın yumurta daha buldular. Yumurtaları satarak çok para topladılar ve en büyüğünden güzel bir ev aldılar. Pahalı elbiseler giymeye ve iyi yemekler yemeye başladılar. Adamın karısı altın mücevherler bile aldı. Çiftçinin karısı ve çocukları mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Artık o fakir adam köyünde inanılması güç bir şekilde ünlü ve zengin bir adam haline geldi. Fakir adamın bütün rüyaları gerçek oldu. Bu yüzden kibirlenmeye başladı. Adamın ve kadının kalbi o kadar katılaştı ki ve duygusallaştı ki diğer insanlara hiç yardım etmediler. Bir gün fakir adamın 16 yaşındaki kızı sokakta en iyi arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaş şaşkınlıkla görüşmeyeli uzun zaman oldu dedi. Evet diğerlerini de yapıştır. 17 ve 18. Hani gerçekten de pahalı elbiseler giyiyorlar. Evet bak elbiseleri pahalılaşmış artık evet, arkadaşlar. Bak. Ama lazım etmezlerse. Değil olmaz. Mi? Olmaz. Bakalım ilerleyen sayfalarda ne olmuş? 18'i de buldun mu?
18. Buldum. Evet. 18. kızımız geliyor. Aa, 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 da, 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 da. Evet. Bakalım ne olmuş. Kız işlerim çok yoğundu diye cevap vermiş. Arkadaşı onu evlerine davet etti. Akşam olduğunda genç kız arkadaşının evine gitmek için hazırdı ve yola çıktı. Serin bir rüzgar esiyordu. Ormandan geçti. Çiçekler, sallanan çalılar ve yapraklar gördü. Kuşlar güzel bir şarkı söyler gibi cıvıldaşıyorlardı. Ve bu kızın kalbine huzur veriyordu. Sonunda arkadaşının evine vardı ve kapıyı tıklattı. Kapıyı arkadaşının annesi açtı. Evin kızı arkadaşını görünce, "Bu benim için beklenmeyen bir sürpriz oldu. Çok mutluyum," dedi arkadaşı. "Seni ilk gördüğüm zaman çok fakirdiniz ama kısa zamanda büyük bir başarı elde ettiniz. Bunun sırrını bana söyler misin?" 10 yıl önce babam fakirdi. Hayatı boyunca çok çalıştı. Ama ailesini geçindirmek için para kazanamadı," demiş. Evet, 21'i de yapıştır. 19 ve 21. 19. 21'de adam. 21. Ne bilince mi olunca adam. Karışık yapmışlar ya, zor oluyor bulması. Evet, çünkü hepsine aynı bazılarını yapmış. Anne, bunun hepsi değişmiş. Eski kumaşlara dönmüş. Eski kumaşlar giyiyor hala. Yok yok. Eskiden fakirdi diyor ya, o yüzden fakir olduğunu göstermek için. 10 yıl önce diyor babam fakirdi diyor. O yüzden fakir kıyafeti giydirmiş orada. Bir gün babam diyor tarlada bir kaz buldu. Kaz her gün altın yumurtladı. O yumurtaları sattık ve para kazandık. Hala satmaya devam ediyoruz. Arkadaşı onu kıskandı ve her gün tek tek uğraşacaklarına bütün yumurtaları bir anda almasını tavsiye etti. Fakir adamın kızı onlara annesine anlattı olanları. O gece kadın kazın yuvasının yanında durdu ve olayı kocasının da anlamasını sağladı. Açgözlü fakir adam, "Artık kazın her gün altın yumurtasını bekleyemeyiz. Bu yüzden kazı öldüreceğiz ve bütün yumurtaları alacağız," dedi. Kaz onların bütün konuştuklarını duymuştu ve onlar uyuyunca evden uçup gitti. Sabahleyin fakir adam ve kadın kazı kesmek için yuvasına geldiler. Dur! Aa, daha yapıştırmadın mı? Bir 23. 23'ü yapıştıracaksın. 23'ü buldum da gelmiyor, inat ediyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın, ele getirdik kaz yumurtanı tırnakla. Tırnak kuşu oldum. Hadi yapıştır hadi. Ah, çok. Bakalım ne olmuş? Kazı kestiler mi? Ne yaptılar? Kesemezler. Öldü. Şoke oldular çünkü kaz yuvasından çoktan anne, gitmişti. Anne, yapıştırmalı hala bitmedi ama. Aa, evet, artmış. Atlamışız bazı. Dur, atlamadık. Evet. Çünkü kaz yuvasından çoktan gitmişti. Adam ve karısı evden dışarı çıktı. Bütün köyü aradılar ama kaz yoktu. Üzüldüler. Aç gözlükleri yüzünden her gün altın yumurtlayan kazlarından oldular. Bay evet bay arkadaşlar, bitti. Neyse ki kazı kesmediler. Azra kaz kaçmış. Evet. Ama arttı bunlar. Evet, bazı çocuk, resimler arttı arkadaşlar. Şöyle ben belirli olan yerlerine bunları koyayım da bari. Hadi bakalım, sen bunları yapıştır. Arkadaşlara bay bay de. Bay bay, görüşürüz. Videomuza abone olmayı unutmayın. Bye.